Bugünkü videomuzda sizlerle beraber iPad'de mimarların ve iç mimarların kullanabileceği uygulamalardan söz edeceğiz. iPad'e özel olarak geliştirilmiş çizim araçları ve video render hızı diğer tabletlerden bizim adımıza daha öne çıkmasına sebep oluyor. Peki biz hangi tableti kullanıyoruz? Şu an elimizde iPad Pro 12.9 inç 5. nesil var. Aynı zamanda tabii ki olmazsa olmaz Apple Pencil 2. nesil kalemimizi kullanıyoruz. Bunlar da bize Instagram'dan çokça gelen sorulardı. Bunları da sizin için cevaplamış olalım. Şimdi uygulamalarımıza gelecek olursak. İlk uygulamamız DVG FastView. Aslında bu uygulama sadece iPad'e özgü değil, Android'de de bulabileceğiniz bir uygulama. Aynı zamanda ücretsiz bir uygulama. İçerisine AutoCAD'den attığınız herhangi bir çizimi çok rahatlıkla inceleyebilir, ölçebilir, alanını hesaplayabilirsiniz. Üzerinde kendine özgü çizim araçları da mevcut ancak çok yeterli olmasa da özellikle görüntüleme adına rahatlıkla kullanabileceğiniz bir uygulama olduğunu söylemeliyim. İkinci uygulamamız ise Morpholio Trace. Bu uygulama özellikle çok sevdiğim bir uygulama. Çünkü sanki bir eskiz kağıdına çizim yapıyormuşsunuz gibi bir hissiyat oluşturuyor. Proje üzerinde değişiklikleri, notları ve daha sonra eklemeniz gereken şeyleri ayrı ayrı layer'larda görebiliyorsunuz. Ölçekli bir şekilde eskiz yapmamızı sağlıyor. Morpholio Trace'in içerisinde çok güzel tefrişler, ağaçlar ve sticker'lar bulunuyor. Bunlar da sizin çizimleriniz için gerçekten faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Morpholio Trace yıllık bir ödeme sistemine sahip, her yıl bir ücret ödeyerek uygulamaya sahip olabiliyorsunuz ve sadece iPad'de mevcut. Bir sonraki uygulamamız ise Procreate. Procreate, dijital çizim ve boyama için gerçekten mükemmel bir uygulama. Katman katman bir çizim yapma özelliği sunuyor. Aynı zamanda içerisinde derya deniz bir fırça havuzu var. Siz de dışarıdan fırçalar yükleyebiliyorsunuz buraya. Ve tam olarak iPad'e göre tasarlandığı için kaleme el hareketlerinize uygun bir şekilde üretilmiş bir dijital çizim aracı. Bu katmanları daha sonra bilgisayarda yenilemek isterseniz bu şekilde export alıp Photoshop'a da atabilirsiniz ve bilgisayarınızda buraya tekrar müdahale edebilirsiniz. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Procreate'in içerisinde animasyon yapma özelliği de olduğu için buradan GIF'ler de üretebilirsiniz. Kendi animasyonlarınızı da oluşturabilirsiniz. Bu da gerçekten bir uygulamanın içerisinde olacak güzel özelliklerden. Ben Procreate'i en çok plan boyamada kullanıyorum ve gerçekten çok hoş sonuçlar elde ediliyor. Procreate'de plan boyamayla ilgili video çekmemi isterseniz bunu yorumlara yazabilirsiniz. Bizden görmek istediğiniz başka videolar varsa, başka içerikler varsa bunları da bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarda buluşalım. Procreate az önce de bahsettiğim gibi sadece iPad'de olan bir uygulama ve tek seferlik bir ücret ödeyerek bu uygulamaya da sahip olabilirsiniz. Bir diğer uygulamamızın adı ise Concepts. Concepts'in diğerlerinden farkı vektörel tabanlı bir çizim yapması ve bize sonsuz bir kanvas sunması. Bu da çizimi istediğiniz kadar genişletebileceğiniz anlamına gelir. Renk, katman ve kılavuz araçları sayesinde esnek bir çalışma alanı sunar. İllüstrasyonlar, planlar ve teknik çizimler için bu uygulamayı da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bu uygulamayı da aylık ve yıllık plan şeklinde satın alabiliyorsunuz. Biraz daha modelleme konuşacak olursak bir sonraki uygulamamız Sharp 3D. Sharp 3D doğrudan iPad üzerinde modelleme yapmanızı sağlayan bir uygulama. Hassas ölçüm araçları ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Pet dosyalarıyla uyumlu olması yine güzel bir özellik. Hızlı prototipler için gayet ideal görünüyor. Yine Sharp 3D'ye de aylık ya da yıllık abonelikle ulaşabilirsiniz. Eğer ben kamerayla etrafı tarayayım ve o da benim için bazı veriler sunsun diyorsak Polycam bu konuda size yardımcı olabilir. Polycam bir cihazı 3 boyutlu tarayıcıya dönüştürebilen bir uygulamadır. Bu sayede nesnelerin 3 boyutlu modellerini çıkarabilir, bunları farklı formatlarda kaydedebilir ve bunları 3 boyutlu çizimlerinizde daha sonra kullanabilirsiniz. Böyle bir özelliğe ihtiyacınız varsa bu uygulamaya da bakabilirsiniz. Polycam'de yine ücretli bir uygulama ama ücretsiz versiyonunda deneme yapmanıza müsaade ediyor. Bunun gibi bir diğer uygulamamızın adı ise Magic Plan. Magic Plan, iç mekan tasarımı, ölçüm ve planlama için kullanılan bir yazılımdır. Bu uygulamayla mekanları ölçebilir, planlarını oluşturabilir, 3 boyutlu modellerini çıkarabilirsiniz. Duvar, tavan, zemin ve mobilya ölçümlerini alabilirsiniz. Magic Plan iPad'de olduğu gibi Android cihazlarda da mevcut olduğu için buralarda da bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Eğer çizdiğim projeyi tablet üzerinden proje yönetimi şeklinde görebileyim, kat kat bunları inceleyebileyim diyorsanız bu yazılım her şirketin yapımcıları tarafından oluşturulmuş. İçerisinde çizim de yapılıyor ancak daha çok proje yönetimi adına kullanmanız sizin için faydalı olacaktır. Her şirkette çizdiğiniz dosyaları buraya yükleyip
Oradaki bilgileri buradan da görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer Revit için böyle bir yazılım yok mu diye soruyorsanız şu an için yok. Çünkü Revit kadar kapsamlı bir yazılımı şu an iPad'in içerisine ya da herhangi bir tabletin içerisine küçültüp yerleştirebilecek bir uygulama henüz mevcut değil. Özellikle Autodesk'in kendisi tarafından. Ama tabii ki böyle bir şey olsa en sık kullanılardan biri ben olurdum. Şimdi Procreate için Photoshop'a aktarılıyor dedik, bilgisayara aktarılıyor dedik. Peki Photoshop'un ya da genel olarak konuşalım, Adobe'un iPad için yazılımları yok mu? Tabii ki var. Photoshop ve Illustrator'ı net bir şekilde kendi adıyla tabletin içerisinde görebilirsiniz. Burada iki uygulamayı beraber ele alacağım. Photoshop'ta grafik tabletle çalışıyormuşsunuz gibi düşünün ama çizdiğiniz noktaya bir de bir siz temas ediyorsunuz. Bu da yine bizim işimizi hızlandıran, hızlı düzenlemeler yapmamıza yardımcı olan uygulamalardan bir tanesi. Illustrator'da ise zaten biliyorsunuz yine vektörel tabanlı çizimler oluyor. Illustrator'ı da ben çok severek kullanıyorum. Bu da gayet güzel bir şekilde tablete entegre edilmiş. Çizdiğiniz çizgilere ve alışık olduğunuz programa kalemle müdahale etmek gerçekten keyifli bir deneyim. Tabii ki bu yazılımlara Adobe Creative Cloud'a üye olarak sahip oluyorsunuz. Bilgisayar için kullandığınız üyeliği tablet üzerinden de açabilirsiniz. Video edit konusuna geldiğimizde bilgisayarda da kullanmayı çok sevdiğimiz renkleri ayarladığımız DaVinci Resolve'un tablet versiyonunu görüyoruz. Tabii ki birebir aynı değil. Ama yine de renklerle çok güzel bir şekilde oynamamıza, içeriğimizi daha düzgün bir şekilde paylaşmamıza yardımcı oluyor. Ve bir diğer tablet için ve tabii ki telefonlar için kullanabileceğiniz uygulama CapCut. Ücretsiz olanı hayli hayli yetecektir. Hızlı bir şekilde içerik paylaşmada. Aslında bu daha çok dijital içerik üreticiliğine giriyor. Hızlıca içerik paylaşmada, bunlara hızlı düzenlemeler yapmada CapCut çok hızlı ve rahat, arayüzü basit bir uygulama. Anında bilgisayarınızdan, tabletinizden, telefonunuzdan erişebileceğiniz Notion uygulaması var. Bu da gerçekten gününüzü, haftanızı planlamaya, to-do listlerinizi oluşturmaya ve kendinize göre template'ler oluşturup bunları da kullanmada gerçekten güzel bir uygulama. Özellikle hazır template'ler değil de kendi yazdığınız, kendi görmek istediğiniz şeyleri eklediğinizde çok çok daha kullanışlı bir hale geliyor. Bir not uygulaması öneriyorsam bu uygulama GoodNotes olur. GoodNotes bize tam bir defter deneyimi sunuyor aslında. Bunları da çok güzel kategorize edebiliyoruz. İçerisinde hem PDF, hem Word, hem PowerPoint gibi birçok dosya tipini çalıştırabiliyoruz. Ben de mesela yönetmelikleri orada tutuyorum. Onların altlarını çiziyorum, önemli yerleri not alıyorum. Şantiye gittiğimiz zaman not alınacak bir şey varsa fotoğrafını çekip üzerine oradan not alıyorum, devam ediyorum. Müşterinin yanında bir şeyleri not edeceksek hemen GoodNotes'u açıyorum, oraya not ediyorum. Sizler için hazırlayacağımız içerik fikirlerini hemen geliyorum, oraya not alıyorum. Çünkü bunların hepsini zaten Apple Pencil ile uyumluluğu da gayet başarılı olduğu için rahatlıkla el yazısıyla halledebiliyoruz. Sadece el yazısı yazmanıza da gerek yok bu arada. Tabii ki text şeklinde de yazabiliyorsunuz ve çeşitli renk ayarları, kalem ayarları, stickerlar mevcut içerisinde. Bu da kendi dosyalarımızı özgün bir şekilde ayarlayabildiğimizi gösteriyor. Daha sonra bu dosyaları isterseniz export edip bilgisayarınızda da kullanabiliyorsunuz. Bu da yine tek seferlik ücret ödenen sadece iPad'de olan bir uygulama. Şimdilik sizlerle paylaşmak istediğim uygulamalar bu kadardı. Bilgisayarda kullandığımız uygulamalarla ilgili de detaylı bir video gelecek. Bununla ilgili sorularınız varsa da yine yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.